Gürcü Dağı civarında garip kalmış nice köyler vardır. Bu köylerin birinde Elif isminde bir kız çocuğu dünyaya gelir. Elif büyür, okula gitmek ister. Fakat cahil kalmış olan babası, öğretmenin de ısrarına rağmen kız çocuğu da okur mu diye okula vermez. Elif büyür, evlenme çağına gelir. Köyün bütün delikanlıları Elif'in peşine düşerse de onun gözü Kenan adındaki bir delikanlıdadır. Bunun yanında Bekir adındaki zengin bir ailenin çocuğu da ben Elif'i Kenan'a yar etmem der durur. Kenan Elif'i Allah'ın emri peygamberin kavliyle babasından istetir. Babası da Elif'i okula veremedim. Bari sevdiğine vereyim de mutlu olsun düşüncesiyle Kenan'a verir. Gün gelir, düğün alayı kurulur, Elif'le Kenan evlenirler. Mutlu bir yuva kurarlar. Bir de nur topu gibi kızları olur. Adını Zeynep korlar. Bir süre sonra Kenan Elif'i babasına ve çok sevdiği komşusu olan Hamit emmiye teslim ederek Erzurum'a askere gider. Hamit emmi fakir mi fakirdir. İhtiyar bir karısıyla bir kaşık süte bile muhtaçtırlar. İşte Hamit emminin fakirliğini, Elif'in de ona çok bağlı ve inanmış olduğunu fırsat bilen Bekir, Hamit emmiye şöyle bir teklifte bulunur. Hamit emmi, beni biliyorsun. Elif'te küçük yaştan beri gözüm var. Söz veriyorum, sana bir inek vereceğim. Benim Kenan'ın ağzındanmış gibi yazdığım şu mektubu al, Elif'e oku. Biraz da onu bana kandırmaya çalış der. Hamit emmi durur, yutkunur. Nasıl olur böyle bir şey? Ben bunu yapamam derse de sarı ineğin kendisine verileceğini duyduğu için bu teklifi kabul eder. Mektubu Bekir'den alır. Elif, kızım baksana Kenan'dan mektup var. Bakalım ne yazıyor diyerek açar okur. Bu mektup aynen şöyledir. Elif, ben az yazayım, sen öz anla. Ben Erzurum'da bir başkasıyla evlendim. Daha köye dönmeyeceğim. Sen de kime gidersen git artık, serbestsin. Bekleme beni, unuttum seni. Erzurum'da askerlik yapan Kenan der. Mektup bitince Elif deliye döner. Nasıl olur Hamit emmi? Ben buna inanamam. Hayır, asla inanamam. Biz onunla koca bir köye karşı severek evlendik. Başıma bu da mı gelecekti? Der ve yığılır kalır. Hamit emmi, üzülme kızım. Bu alnının yazısıymış. Kenan orada evlenmişse sen de burada evlenirsin der. Günler günleri kovalar. Elif Kenan'dan tekrar mektup bekler. Bekler ama zalim Bekir'in mektupları postacıdan alıp yırttığını hiç de düşünemez. Çaresizlikler içinde harap ve perişan olur. Babası da bir çare bulamaz. Daha sonraları bir gece karanlığında Elif'in evine giren kişiler Elif'in ağzını kapatıp gözünü bağlayarak kaçırırlar. Elif gözünü açtığında kendini Bekir'in evinde bulur. Artık iş işten geçmiş, Elif Bekir'in karısı olmuştur. Bu durum kısa zamanda sevenleri tarafından Kenan'a bildirilir. Kenan mektubu okur, deliye döner. Bir hafta için mazeret izni alır, tutar Sivas'ın yolunu. Mevsimlerden yaz ve hasat zamanıdır. Köyün altına geldiğinde Elif'le Bekir'i tarlada görür. Elif de Kenan'ı görür ve şunları söyler. Ne olursun beni dinle Kenan. Senden bana bir mektup geldi. Hamit emmi açtı okudu. Senin orada evlendiğini, Erzurum'dan bir daha köye dönmeyeceğini yazıyordu. Buna ben inanmadım. İnanmadım emme. Yerle göğe bana ateş oldu. Ondan sonra günlerdir mektubunu bekledim durdum. Bir türlü mektubun gelmedi. Yardımını dilediğim Hamit emmi de o günden sonra daha da değişti. Kenan olmazsa Bekir olur dahi dedi. O Bekir'den aldığı inekleri severken ben de karlar gibi eridim. Sonunda bir baskınla gözümü bağladılar.
Beni kaçırdılar. Gözlerimi açtığımda kendimi Bekir'in evinde olduğumu gördüm. Ne yazık ki her şey olup bitmiş. İşte böyle Kenan'ım. Beni vur. Vur gayrı beni. Artık yaramam sana. Vur, vur beni. Yaşamak istemiyorum Kenan'ım. Vurmam Elif'im, vurmam. Durumu şimdi anladım. Bunda senin suçun yoktur. Birinci suç babanın. O da cahil kaldığı ve seni okutmadığı için. İkinci suç ise Hamit Emin'im. Onun da fakirliğinin gözü kör olsun. Ama bunların yanında fırsat düşkünleri cezalarını çekmelidirler. Der ve çeker silahını, tarlada Bekir'i vurur. Gider adalete teslim olur. Bunun üzerine Elif de kendini kahrından Kızılırmağa atar, kaybolur gider. Kenan adalet önünde 20 yıl hapisle cezalandırılmak istenirken, Hamit Emmi, dur hakim bey, esas suçlu benim der, olanları anlatır. Bu arada arkadan garip bir ses daha duyulur. Bu ses Elif'in babasının sesidir. Aynen şöyle der. Hakim bey, esas suçlu benim. Elif'in çok istemesine rağmen, öğretmenin de ısrarına rağmen Elif'i okula vermedim. Eğer Elif okur yazar olsaydı bu durumlar başına hiç de gelmezdi. Elif'in cahilliğinden yararlanan zalimler bunu yaptılar. Bu durum karşısında hakim bey Kenan'ı az bir günle cezalandırırken Hamit Emmi'yi ağır bir şekilde cezalandırır ve böylece hak yerini bulmuş olur. Küçük yaşta Elif ile tanıştım, Elif bana, ben Elif'e alıştım. Dünür olup babasıyla konuştum, Hamit emmi neden yıktı yuvamı? Dünür olup babasıyla konuştum, Hamit emmi neden yıktı yuvamı? İkimiz bir köylü Elif'le bile birine kuruna yaptılar hile. Haberler yayıldı dillerden dilene. Hamit emmi neden yıktı yuvanı? Haberler yayıldı dillerden dilene. Hamit emmi neden yıktı yuvanı? Asker ocağında mektup okundu, okundu da ciğerime dokundu. Bütün arkadaşlar bana bakındı, Hamit emmin için yıktı yuvanı. Bütün arkadaşlar bana bakındı, Hamit emmin neden yıktı yuvanı? Babamız cahildir, okula vermez, kızın okuyanı hiç iyi görmez. Sonu nereye gider bunu hiç bilmez. Hamit emmi neden yıktı yuvamı? Sonu nereye gider bunu hiç bilmez. Hamit emmi niçin yıktı yuvamı? Thank you.
Ben ile bir mektup yazmış, Kenan'ım da bana bir kuyu kazmış. Kenan'ın askerde bu mektup üzmüş, zalim Bekir'in için yıktı yuvayı. Kenan'ın askerde bu durum üzmüş, zalim Bekir'in için yıktı yuvamı. Fakir idim, inek yüzü görmedim, bunun böyle olacağını bilmedim. Bekir dedi hatırını kırmadım, cahil kafam yıktı sizin yuvayı. Bekir dedi hatırını kırmadım, cahil kafam yıktı sizin yuvayı. İşe pişmanım, ne bileyim Bekir'imiş düşmanım. Cahilliğe paydos artık uyanım, deli kafa yıktı sizin yuvayı. Cahilliğe paydos artık inanım, deli kafam yıktı sizin yuvayı. Hakim beyim temelinde suç benim, Elif'imden başka yoktur hiç benim. Akıl başa geldin ama geç benim, bilemedim yıktım sizin yuvayı. Akıl başa geldin ama geç benim, bilemedim yıktım sizin yuvayı. Sabunlar olmazdı, Hamiden mi dürdüsüne inanmazdı. İki fidan boş boşuna yanmazdı, bilemedim yıktım sizin yuvayı. İki fidan boş boşuna yanmazdı, bilemedim yıktım sizin yuvayı. Yanarım, kız okur mu diyenleri bunarım. Mirde benim Elif ile Kenan'ım, birkaç zalim yıktı sizin yuvayı. Mirde benim Elif ile Kenan'ım, cahilliktir yıkan sizin yuvayı. Ve böylece Elif'in babası da Elif'ten olan biricik torunu Zeynep'i hemen götürür okula yazdırır. Dileriz ki bu tür olaylar yurdumuzda tekrar tekerrür etmesin. Thank you.
Yine felekine de aracın açtın. Atının alları da peşime düştün. Zalimin elinden bizler de şaştın. Bir değil beş değil yüzlerin açtın. Dağlar haremin, açma yaremin, yaremin oyun. Zalimin elinden bizler de şaştın. Bir değil beş değil yüzlerin açtın. Dağlar haremin, açtın yaremin, yaremin oyun. Eşim dostum da bana düşman kesildin. Öncelerde güzeldiniz nasıldın? Anam babamdan o feleğe nesirdin. Şimdi bu esirlik bizlere düştün. Dağlar haremin, aşma yaremin, yaremin oyun. Anam babamdan o feleğe esirdin. Şimdi bu esirlik bizlere düştün. Dağlar haremin, aşma yaremin, yaremin oyun. Ayrı düştüm de ben köyüme hayranım. Şimdi kimler içen orada beyaz ayranım. Bir sene de köyde geçse bayramım. Benim orada neden zalimin kuşdum. Dağlar haremin, aşma yaremin, yaremin oyun. Bir sene de köyde geçse bayramım. Benim orada neden gurbetim kuşdum. Dağlar haremin, aşma yaremin, yaremin oyun. Thank you.
Gurbet benim de yurgan olmuş üzdüme. Bilemedim de o zalimin kazdığına. Ali Doğan'dan da selamlar var dostuma. Dostum düşman oldu yaramı deşti. Dağlar haremi, açma yaremi, yaremi. Ali Doğan'da selam söyler dostuma. Dostum düşman oldu yaramı deşti. Dağlar haremi, açtın yaremi, yaremi. Gelmeye kötü seneler.
gide de gelmeye götürseler. Kendim hiç bilmezsem bilene danmış danışan dağlardım aşar mı aşar. Danışmadan yolla varsa bir kişi şaşırır benlerden şaşar mı şaşar. Danışmadan yolla varsa bir kişi şaşırır benlerden şaşar mı şaşar. Altında bir pulla olur mukabil, ehliyle bulmuş olursun ehil. Cahille konuşmam olursun cahil, kişin ayarından düşer mi düşer. Cahille konuşmam olursun cahil, kişin ayarından düşer mi düşer. Thank you.
kalmış anlamıyor. Altın satmış kullanıyor. Orta direk sallamıyor. Perişanım çok perişan. Perişanım çok perişan ben. Orta direk sallamıyor. Perişanım çok perişan. Perişanım çok perişan ben. Fakirin derdini bildi. Mertekler direği geldi. Perişanım çok perişan. Perişanım çok perişan. Mertekler direği geldi. Perişanım çok perişan. Perişanım çok perişan. Alemin kulun oldum olanlığını inan ki yaşamak zor bana bana. Biri yiyip biri bakıyor eşeğim, onların durumu hor bana bana. Bana 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 hor bana bana. Biri yiyip biri bakıyor eşeğim, onların durumu hor bana bana. Bana 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 hor bana bana. Yükseklerden olur yayla güzelliğin, onları severim ezel ezelliğin. Yol üstünde vardır garip mezarlığın, onun suçu nedir sor bana bana. Bana 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 sor bana bana. Yol üstünde vardır garip mezarlığın, onun suçu nedir sor bana bana. Bana 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 sor bana bana. Yolumuz kesilmiş attım gitmiyor, garibanın derdin asla bitmiyor. Aldığım ücretler bana yetmiyor, şu benim hakkımı ver bana bana. Bana 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 ver bana bana.
Aldığım ücretler bana yetmiyor. Şu benim hakkımı ver bana, bana. Bana, 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 ver bana, bana. Ali Doğan neden sinen yaralı, yaraların büyük küçük sıralı, yaralılar hepte bizim yöreli, halimiz nereyedir bana, 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 der bana, bana. Yaralılar hepte bizim yöreli, halimiz nereyedir bana, 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 der bana, bana. Çıkar yüce dağa seni gözlerim.
Sen bir ceylan, ben de bir çoban olsan, çıkar yüce dağa senin izledin, çıkar yüce dağa senin izledin. Çabuk koşar tutmaz olan dinledim.